Loeb, bir saniye beni yalamayı bırakıp sana bir şey söylemem lazım. Anneciğim, anneciğim, 2014'ten aradılar. Videolarını geri istiyorlarmış. Sence verelim mi? Sence 2014'e geri videosunu verelim mi? Selam, ne yaptınız? Ben bugün sizlerle 2014'ten ışınlanmış bir video olan çantamda ne varı paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır bunu aslında düşünüyordum. Yani güzel bir içerikti. Eskide kalmış olması, yani bu kanalda da mevcut olmaması gerektiği anlamına gelmiyor. O yüzden ben de çekeyim dedim. Yani izlemek isteyenler keyifle izlesin. Gayet böyle güzel bir video olacağını düşünüyorum. Öncelikle çantamı arkadaşım hediye etmişti. Zülal, buradan bir sürü selamlar. Siyah olduğu için her şeyle uyumlu ve aynı zamanda çok böyle pofi pofi bir çanta olduğu için her şey içine giriyor. O yüzden bu çantayı çok seviyorum. Bu çantayı bu arada olduğu gibi göstereceğim size ve olduğu gibi göstereceğim için sadece bir şey ekledim: telefonum. Telefonumu ilk gösterelim. Gördüğünüz gibi burada da Loya var. Bu iPhone 8. Ben bunu ne zaman aldım? Sanırım üniversite 1'deyken aldım. Şu an beni gayet iyi idare ediyor ama yani şöyle bir şey yaşandı dostlarım. Yani bunu kapsız kullanıyordum ben. Telefonunuzu kapsız kullanmayın. Mahvettim. Öyle olunca birazcık korkuyorum. Her an böyle bir şey olabilirmiş gibi geliyor. Yani telefon hala beni güzel bir şekilde idare etse de birazcık artık bunu değiştirmek istiyorum. iPhone 13 almayı düşünüyorum. Şu an onun için para biriktiriyorum. Hatta reklamlara tıklayarak bana katkıda bulunabilirsiniz. Ne kadar hızlı olursam o kadar daha iyi içerik de çıkartırım aynı zamanda. Ne güzel dilendim ama, değil mi? Sonrasında Bath & Body Works'tan Fairytale isimli şöyle bir vücut spreyi bulunduruyorum çantamda. Ya aslında vücut spreyi her zaman bulunduruyorum. Buradan bir tanesini çantama atıp çıktığım da oluyor. Sadece bir tane vücut spreyi illaki bulunuyor. O garanti olması gereken bir şey benim için. Özellikle de yazın. Çünkü kötü koktuğum zaman hem kendimi iyi hissetmiyorum hem de karşıdaki insanlara karşı kendimi çok kötü hissediyorum. O yüzden hemen bunu bir kullanıyorum. Ardından tabii ki de bir güneş kremimiz var. La Roche-Posay'nin bu 50 faktörlü güneş spreyi aslında bu. Yani şöyle göstereyim. Böyle bir güneş koruma spreyi. Bunu makyajın üstüne de sıkabiliyorsunuz. Ve makyajın üstünden de koruma sağladığı için bittikçe ben bu şişelerden alıyorum. Bunu da çantama atıyorum ki hani 3 saatte bir pıs diye böyle herkesin kötü kötü bakışlarının arasında güneş kremimi tazeleyebileyim. Niye öyle bir şey var bilmiyorum ama Türk halkı gerçekten hani açık havadayım, pıs pıs yapmışım yani. Yani çok önemli bir şey değil, böyle bakıyor. Neyse. Sonrasında çok komik bir şey göstereceğim. IKEA'dan çaldığım karabiber ve tuzlar. Arkadaşlar, bu bana annemden geçen bir özellik. Annem de böyle kafelerde ne zaman tuz falan verseler, kullanmıyorsak hemen çantasına atar. Çok işe yarıyor. Hayat kurtarıyor. Gerçekten ne kadar hayat kurtardığını bilemezsiniz. Böyle bir şey alıyorsunuz, atıyorum evden salata getiriyorsunuz veya sandviç, herhangi bir şey ve içinde tuz yok. Ne yapacaksınız? Hayattan keyif almaktan mı şey yapacaksınız, vazgeçeceksiniz? Tabii ki hayır. Hemen löp diye bunu çıkartıp atıyorsunuz. O yüzden bunlar çantamda duruyorlar. Annem bu arada işi daha da abarttı. Çantasında bir ara tuzluk taşıyordu, şakasız. Şu an ne yapıyor bilmiyorum ama gerçekten hani çok işe yarayan bir şey, tavsiye ederim. Ardından bir tane el kremimiz var. Nivea'nın Cherry Blossom olanı. Hatta bu arada ben bunu çıkartmışken bir ellerime süreyim. İnsanın ellerinin ne zaman kuruyacağı belli olmaz dostlarım. Video çekerken bile elleriniz kuruyabilir. Neden olmasın? Bu el kremini seviyorum bu arada. Göstereceğim birazdan bir daha. Bu el kremini seviyorum çünkü bir, çok güzel kokuyor. İki, elde ağırlık bırakmıyor. Üç, gerçekten şişesi falan da çok tatlı. Yani o yüzden bunu alıyorum. Fiyatı da uygundu. Yani hani şu ekonomide hiçbir şey uygun değil tabii de ben bunu 20 liraya falan almıştım. Bayağı iyi bence. Ardından bir tane daha tuz. IKEA'dan almışım bunları. Bir tane rujum var. Bu Kylie ile şeyin, Kim Kardashian'ın falan koleksiyonundaki KKW by Kylie Cosmetics diye geçen şu ruj. Bu şöyle bir aplikatöre sahip. Şöyle.
Bunu aldım. Yani aslında alalı bayağı oluyor. Yurt dışından arkadaşlarıma getirtmiştim. Ve bunu Project Pen'e eklesem mi eklemesem mi kararsızlığı yaşıyordum. Şu an dudağımda olan ruj Mac'in Kinda Sexy'si. Bu mu yoksa o mu kararsız kaldığım için bu ikisi arasında sürekli bir deneme turu atıyorum. Sanırım videolarda bu mat olduğu için daha güzel görünüyor. Dışarıda lip gloss gibi böyle rujları sürmeyi sevmiyorum ki bu da bizi ikinci rujumuza bağlayacak, lip gloss'umuza bu arada. Bunu kullanıyorum evden çıkarken ama bu arkadaşlar Kiko'nun 20 numarası gloss'u. Bu şey Material Girl gloss'u olan. Bu gerçekten güzel bir gloss. Şimdi hakkını yiyemem. Çok güzel parlatıyor. Dudaklarda çok nude duruyor. Ya en azından benim dudak rengimle tıpatıp aynı ve gerçekten böyle hani simleri beni çok rahatsız etmiyor. Ve yapısı da beni çok rahatsız etmiyor. Beni rahatsız eden şey şu: bir rüzgar estiğinde saçım şöyle bir geldiyse bir daha o saçı kurtaramıyorum. Yani lip glosslanıyor, yağ gibi o çirkin bir şeye dönüşüyor. O yüzden dışarıda lip gloss sürmeyi sevmiyorum. Zaten ben genel olarak mat makyajı daha çok kendime yakıştırdığım için bu tarz lip glossları zor kullanıyorum ama bunu kullanmayı teşvik etmek adına sanırım çantama koymuşum. Ardından pıtı pıtı bunu göstereceğim ama gösteremiyorum. Şöyle bir tüyümüz var. Bu benim için çok önemli bir tüy. Bu Loya'nın tüyüydü. Kafasına böyle pıt diye takmıştık bunu. Şöyle bir kendi tüyü de var şuralarda bir yerde. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu koptu. Burayı da ben öpmüşüm. O yüzden böyle iz çıkmış falan. Bu koptu. Ben de bunu çantama almak istedim. Loya'dan bir parça taşımak. Hani özellikle de üstünde tüyü de kaldığı için birazcık. Loya'dan bir parça taşımak benim çok hoşuma gitti. O yüzden bu da böyle anı gibi orada duruyor. Ardından hemen şöyle gösterelim. AirPods'um var. AirPods muhabbeti beni her zaman çok korkutmuştu gerçekten. Hani ben kablolu kulaklığı seviyordum. Çünkü kabloları kulaklığı çıkarıp böyle etrafa çok ses veriyor muyum falan diye kontrol edebiliyorsunuz. Çok cringe şarkılar dinliyorum arkadaşlar. Ve utanıyorum o yüzden. O yüzden de AirPods beni birazcık ürküten bir şey. Hani gerçekten şöyle göstereyim. Şu elemanları takıyorum, tamam mı? Taktıktan sonra dinlerken arada sırada hoparlörü kapatıyorum telefonun. Hani acaba telefonla mı dinliyorum, kulaklıkla mı gibi bir şey. Ve kulaklıkla dinliyor oluyorum çoğu zaman. Ama gerçekten hani şöyle bir kutuya sahip olmaları, işte minicik olmaları falan gerçekten çok iyi. Yani kulaklık karışma muhabbetinin olmaması beni sevindiriyor. Zamlardan önce almıştım ben. Yani bayağı uygun almıştım. Zamlar geldikten sonra gerçekten el değmiyor artık, yani onu fark ettim. Bir tane de şöyle kartlığım var. Victoria's Secret'tan daha 1,5-2 hafta önce falan aldım. Yalan söylemiş olmayayım. Şöyle bir kartlık. Şöyle burada da yine Loya var. Benim güzel kıcım her yerde çünkü. Ve bu kartlık aynı zamanda çantanıza şöyle şu çengeliyle birlikte pıt pıt diye takılabiliyor. Yani göstereyim. Şöyle yapabiliyorsunuz bu kartlığı. Lakin yani ben bunu hayatta yapamam. Türkiye'de yaşıyoruz. Direkt alıp kaçabilirler yani. Bir de ne bileyim yani birazcık korkutucu. Sonuçta içine kartlarımız falan var. Neyse, şu kısımda bir sürü burada fotoğraf var. Sevdiğim insanların fotoğrafları. Yeğenlerim, çocuklarım. Yeğenlerim de hayvan bu arada. Kaiser var buranın kedisi. Cookie istedim fotoğrafını. Hala Cookie'nin bekliyorum. Ve böyle hani köpek ve kedi dostlarımız fotoğrafları buraya gidiyor. Ama tabii Loya'yı başa koydum ve bu kartlığı sevmemin en güzel sebebi Loya gerçekten. Hani yanımda değilse bakıyorum böyle, bir hüzünleniyorum, özlüyorum. Analık. İçi de şöyle. Burada görmüş olduğunuz bir İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin kartı var. Gerçekten çok çirkinim o fotoğrafta. Ama göstermek istiyorum size o fotoğrafı. Şöyle göstereyim. Bu ben değilim ki. Sonra burada yine İzmir'im kartım var. Yine rezil rüsva bir fotoğraf. Bir de burada gıcıklığına mı artık niye yaptım bilmiyorum. Dudaklarımı yapmışım. Çok salağım gerçekten. Yani 2018 Sıla gerçekten aptalın önünde gidenisin. Şurada da kartlarım var işte, yani işte yapı kredisi olsun. Ehliyetim var. İşte kimliğim. Bir de diğer banka kartım. Bu kartla sığamıyorum.
Çünkü çok fazla tamam kartım yok. Hani çok şey değilim ama gerçekten sıkışık sıkışık sığıyor. Yani aldıktan sonra aslında ben bu pembe görüntüsüne, tatlışlığına aldanmıştım ama aldıktan sonra hani keşke daha iyi bir, daha geniş bir kartlık alsaydım diye düşündüm ama yine de idare ediyor beni. Özellikle bu hani kartlık muhabbetini cüzdandan daha çok seviyorum. Çünkü cüzdanın içi çok kalabalık oluyor. Kartlıkta pıt diye çıkarıp her şeyi yapabiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi pıtı pıtı şöyle göstereyim. Çantamın içi bomboş an itibariyle ve bunları size gösterdiğime göre hemen şöyle bir geri sokayım. Çünkü bunlara ihtiyacım oluyor. Bunlarsız gezemiyorum. Özellikle tuzlarımsız. İçindeki şeyler birazcık değişebiliyor. Markalar değişiyor, ürünler değişiyor falan ama genel olay tamamen şey işte, el kremim olsun, cüzdanım olsun, işte spreyim olsun, güneş kremim olsun kafasında ilerliyorum. Gerçekten hani ihtiyacım olan her şeyi dışarıda bile sağlayabildiğim için ben gerçekten güzel bir çanta oluşturduğumu düşünüyorum. Sizin çantanızda neler var, neler kullanıyorsunuz? Sizce çantama neyi eklersem gerçekten çok yararlı olur bizim için? Hepsini aşağıya yazabilirsiniz. İzlediğiniz, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda da görebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.